Dakika bir yoruma hoş geldiniz. Ben Ümit Yıldırım. Bugün çok daha farklı bir şekilde karşınızdayım. Bugün yanımda ne bir konuk var ne de bir yorumcu var. Bazen böyle farklı formatlarda programda denemeyi öngördüm. Programın yapımcısı ve sunucusu olarak. Aslında şöyle söylemek lazım. Doğruyu değil de doğrular değişir. Herkesin kendine göre bir doğrusu vardır ama hakikat herkes için aynıdır. Biz de doğrular değil de hakikatin peşine gitmeyi tercih eden biri olarak bugün daha farklı bir format ve daha farklı bir program olacağını öngörüyorum. Bugün çok farklı konularımız var. Çok farklı değerlendirmelerimiz olacak. Gündemin sıcak maddelerinden biri olan Erol Bulut'la başlamayı uygun buldum. Erol Bulut aslında şöyle demek lazım. Tercih mi yoksa zaman mı hatalı? Bu bence sorulabilecek en doğru soru. Çünkü Erol Bulut daha önce Abdullah Avcı'nın yardımcılığını yapmış biri olarak hem Malatya Spor'da hem de Alanya Spor'da doğru denemeler yaptı. Ve bu denemelerin sonucunda kendisine bir şans buldu. Çünkü Fenerbahçe her antrenörün, her yöneticinin çalışmak isteyeceği, isminin geçmesini isteyeceği bir yerdir. Bu anlamda da bu şansı hak ediyor muydu? Hak ediyordu. Ve bu şansı da buldu. Şimdi buradaki sorun ne? Programlarımızda gördüğünüz gibi, geçmiş programlarımızı kısaca hatırlamamız gerekirse, menajerlik, sportif direktörlük kavramlarından bahsettik. Her takımda olduğu gibi bunların sıkıntılarını yaşıyoruz, görüyoruz. Fenerbahçe çok yeni bir takım kurdu. Bir kere bunu söylememiz lazım. Çok yeni bir takım kurdu. Yani bu Aziz Yıldırım'ın gelişinden beri başlayan ve şu an halen devam eden bir süreç bu. Yeni bir vizyonla başlandı. Ki doğruydu. Ali Koç çok doğru bir isimdi. Hatta kendisi de kendisini başkan olarak görmüyor. Ben bu kulübün bir taraftarıyım diyor. Ama kurulan kadroda hoca sirkülasyonunda son karar Erol Bulut'un olması gerekiyordu. Ki bence de aslında bu uyum süreçlerinde herkesi memnun etmek diye bir tabir var mıdır? Evet, bence vardır. İş ne kadar profesyonel olursa olsun. Tabii ki bunu deklare etmezsiniz ama sürecin gelişinde buna uygun hareket etmeniz gerekir. Erol Bulut da böyle bir süreç yaşıyor. Sonuçta yeni bir hoca, Fenerbahçe'de yeni bir hoca. Yani nasıl diyelim, büyük camialarda, şampiyonluk beklentisi olan camialarda içeri girdiğiniz zaman tabii ki biraz daha memnun etmeye yönelik başlıyorsunuz. Çünkü krediniz sıfır. Tabii ki geçmiş başarılar sizi oraya getiriyor ama beklenti çok daha farklı oluyor. Aslında şunu söyleyebilirim. Yeni bir takım dedim. Ama burada yeninin üstüne bir daha yeni inşa edildi. Yani kısaca şunu söylemek istiyorum. Fenerbahçe'de kimin nerede oynadığını inanın oyuncular da bilmiyor. Ama bunun sorumlusu Erol Bulut mu? Yoksa sportif direktör mü? Yoksa Ali Koç mu? Yoksa taraftar mı? Bu her zaman bütün takımlar için sorulabilir. Ama bunu ben başarının biraz daha sabırla alakalı olduğunu düşünüyorum. Yönetimin, taraftarın, sportif direktörün hocaya güven vermesi gerekir. Bence hocanın kendi kafa yapısı, oyun denemeleri başarılı ki zaten Alanya Spor ve Yeni Malatya Spor'da bunların denemelerini gördüğümü söylemiştim. Çok başarılı oyunlar oynandı. Yeni isimler ortaya koydu ki şu anda Trabzonspor'da oynayan Bakasetas'ı ilk Alanya Spor'da gördük. Ama şunu söyleyebilirim. Özellikle defans hattındaki denemeler, yani Serdar Aziz, Zalai, Tiseland gibi isimler yeni isimler. Yani bunların daha takıma alışma süreci için belli bir zamanının geçmesi gerekiyordu. Orta sahaya baktığımız zaman Ozan Tufan, Luis Gustavo Pelkas, Mesut Özil birçok isim var. Ama burada oyunun kimi kuracağı belli değil.
Mesut geldi. Evet, kaliteli bir isim, çok kaliteli bir isim. Tartışmaya gerek yok. Yani Galatasaray'a da gelseydi, Beşiktaş'a da gelseydi herkes aynı beklenti içinde olacak mıydı? Evet, olacaktı. Ama şöyle söylemek lazım. Uzun zamandır maç oynamayan bir Mesut'tan bahsediyoruz. Ve ona şöyle söyleyelim, çok fazla yük yüklendiğini ben düşünüyorum. Formanız ne kadar büyük olursa olsun, o forma sahip olmadığınız zaman biraz, nasıl diyelim, kendini yeni bir mücadeleye soktu Mesut. Yeni bir mücadeleye soktu. Kendini kanıtlamış bir isim için yeniden mücadeleye sokuluyor olması onu kötü etkilediğini düşünüyorum ben. Bu anlamda da ona bir konfor alanı sağlanması gerekiyor. Bu nasıl olur? Bu hemen olacak bir şey değil. Özellikle sonuçlar bu kadar kötü gelirken bunların bu aşamada değerlendirilmesi bence çok yanlış. Göztepe karşısında yenildi. Konya Spor karşısında yani çok enteresan bir oyun, enteresan bir skor, enteresan bir röveşata golü. Galatasaray'a kaybetti. Bunlar hep Kadıköy için. Yani bu, yani Kadıköy Fenerbahçe'nin kalesi. Ya bunu söylemeye bile gerek yok aslında baktığımız zaman. Ama şunu demek istiyorum. Mesela Fenerbahçe şampiyon, özellikle Aziz Yıldırım dönemini baz aldığımız zaman, şampiyon olmadığı dönemleri de inceleyelim. Özellikle son şampiyon olduğu 2014'e kadar ve Aziz Yıldırım'ın başkanlık yaptığı süreçlerde şunu gözlemleyebilirsiniz. Fenerbahçe ya şampiyon olurdu ya da ikinci kalırdı. Ama son dönemde Fenerbahçe'nin bu sıralamanın daha gerisinde kaldığını görüyoruz. Bu anlamda da farklı beklentiler var. Farklı oyuncu tarzları var. Aslında şunu söylemek istiyorum. Bir bina var. Bir temel atıldı. Ama o temelin üstüne doğru eklemeler yapmak lazım. Doğru hamleler yapmak lazım. Bu konuda Fenerbahçe'nin ben eksik kaldığını düşünüyorum. Son olarak şunu söyleyeceğim. Gerçekten çok iyi bir kadrosu var. Yani baktığınız zaman Thiam, Valencia, Samatta ve Sisse gibi gerçekten çok farklı bir hücum hattı var. Belki de klasik oyundan ziyade 4-6-0 gibi daha cesur bir denemeyle de oynayabilirdi ki ben aslında Erol Bulut'un buna daha çok yatkın olduğunu düşünüyorum. Yani yatkın derken kafasındaki oyunun bu olduğunu düşünüyorum. Son olarak Fenerbahçe ile ilgili daha devam edeceğim ama oyunla ilgili şunu söyleyebilirim. Evet, önlerinde bir Trabzonspor maçı var. Çok da önemli bir maç. Ve bu maçı kader maçı olarak görülüyor. Yani Erol Bulut'un kader maçı olarak görülüyor ama böyle görülmesi hem camianın üzerindeki baskıyı, hem yönetici tarafındaki baskıyı, hem de hoca tarafındaki baskıyı arttırır. Ve futbolcu açısından baktığımız zaman stres iyidir. Stres iyi bir şeydir ama fazlası her zaman zarardır. Türkiye'de özellikle bunu amatör veya profesyonellik ayırmadan şunu söylemek isterim. Beklentimiz her zaman çok yüksek oluyor. Ne kadar kariyerli oyuncular olursa olsun, ne kadar para harcanırsa harcansın, hiçbir zaman başarının garanti edileceğini söz edemezsiniz. Çünkü sahada oynanan oyun, yani daha doğrusu performanstır önemli olan. Burada hocanın oyunculara, oyuncunun da hocaya ve kulübe güvenmesi gerekir. Bunun sadece formayla alakası yoktur. Bunlar takımların anlık performanslarıdır ama Fenerbahçe gerçekten çok güçlü bir camia. Türkiye'nin en başarılı spor kulübü. Bunu da söylemekten hiçbir zaman çekinmedim ve çekinmeyeceğim. Bu yüzden bu süreçleri Fenerbahçe yaşadı ama her seferinde atlatmasını bildi. Bu sefer yeniden bir başlangıç yerine olan düzeni daha iyi yapabilmek adına hamleler yapılması lazım. Oyundan bağımsız söylediklerim. Oyunlar değişir. Oyunlar değişir. Kötü oynanır, iyi oynanır ama Fenerbahçe taraftarının, ki Ali Koç da kendini bir taraftar olarak deklare ediyorsa ki ben bunu haklı buluyorum, sahiplik anlamında doğrudur. Bu anlamda sabır gösterilmesi, hocaya sabır gösterilmesi ve en son 2014'te
kazanılan şampiyonluğun, ki Ersun Yanal'la geldi o şampiyonluk, ki ona da değineceğim bir sonraki konularda. Bu anlamda değerli olduğunu ve bu senenin oyundan ziyade sonuç odaklı bir oyunun olması gerektiğini düşünüyorum, ama bunun için de sabır gerekiyor. Bunun için de sabır gerekiyor. Daha farklı denemeler yapılabilir. Hoca kaliteli bir isim. Fenerbahçe için yeni bir umut, yeni bir ışık. Ama Trabzonspor bunun, bu yolun ne başlangıcı ne de sonu olmalı. Bu süreç böyle başladı ve bence daha iyiye doğru evrilecek. Ama sorumuzda da sorduğumuz gibi, tercih mi, zaman mı? Hayır. İkisi de değil. Sabır. Fenerbahçe ihtiyacı olan şey sabır. Daha önceki süreçlerde de böyleydi. Bundan sonra da böyle olacak. Sabır gösteren elinde sonunda başarıya ulaşır. Evet. Bir sonraki konumuza geçmek isterim. Yine aslında bunun bir devamı olacak. Geçen günlerde sosyal medyada bir konu, bir etiket, bir fotoğraf. Ve nedir o fotoğraf? İşte bu fotoğraf. Christoph Daum. Tanıyor muyuz? Evet, tanıyoruz. Tanıdık bir isim mi? Evet, tanıdık bir isim. Nereden tanıyoruz bu ismi? Fenerbahçe'den. Ama böyle çalkantılı süreçler olduğu zaman hep bir geçmişe dönmek ihtiyacı görüyoruz. Yani geçmişe dönmek gerekiyor mu? Geçmişi dönmek değil de unutmamak gerekiyor. Geçmişi unutmadan üzerine yenilerini katmak gerekiyor. Şimdi konuyu fazla dağıtmadan şöyle kısa bir örnek vermek gerekir. Mesela Beşiktaş dediğimiz zaman genellikle veya Türkiye milli takımı için dediğimiz zaman genellikle hangi isimler gelir akla? Mustafa Denizli, Mircea Lucescu, işte Galatasaray'da şu an halen görev yapan Fatih Terim. Bunlar hep neden gelir? Çünkü güven temalıdır, başarı odaklıdır. Yapmışsınızdır, olmuştur ve o başarıyı tekrarlamak için yeni bir cesaret göstermektense olmuşun izinden gitmek her zaman daha cazip gelir. Ama Fenerbahçe'nin yani Aziz Yıldırım'dan sonraki Ali Koç için söylüyorum, yani ortaya koyduğu vizyon, yenilikçi, çağdaş, gençlere daha çok önem veren ve oradaki astronomik satışlarla daha güçlü, belki de Avrupa'da derece elde edebilecek bir kadro kurmayı hedefleyen bir takım ve kulüp için bu paylaşımı görmek beni aslında şaşırtmadı. Ama dediğim gibi buna dönülmemesi lazım. Buna dönülmemesi lazım. Bu isimden bağımsız. Christoph Daum akademi mezundur. Köln Futbol Akademisi okumuştur. Ve aynı zamanda mesleğine de bir beden eğitimi öğretmeni olarak başlamıştır. Sonra Fenerbahçe'de çok farklı denemeler yapmıştır. Çalışmıştır, emek vermiştir. Türkleri seviyordur, ki daha önce de farklı takımlarda da Süper Lig'de görev aldı. Ama işler kötü gittiği zaman neden hep geçmişe dönmeyi düşünürüz? Aslında bizim sorunumuz bu. Yani bu Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Türkiye'nin sorunu bu. Hepimizin sorunu. Bunu aslında dikkat çekmek lazım. Christoph Daum, şöyle söyleyeyim, belki yine gelecek. Yani Trabzonspor maçı kaybedilecek, belki yine gelecek, ama çözüm olmayacak bu. Çözüm olmayacak. Çünkü sonuç odaklı gidiyoruz biz. Süreç odaklı gitmemiz lazım. Tabii ki Fenerbahçe'nin, tabii ki maç kazanmak ister. Taraftarı, başkanı, yöneticisi, onu izleyen, dinleyen herkes Fenerbahçe'nin başarılı olmasını ister. Galatasaraylı da Fenerbahçe'nin başarılı olmasını ister. Neden? Neden? Çünkü Fenerbahçe ne kadar başarılı olursa, Fenerbahçe'yi yendiğiniz zamanki algısı da başka olur. Şimdi mesela şöyle düşünün. Mesela diyelim ki bir Barcelona farklı bir takımla oynuyor. Daha farklı bir Avrupa ülkesiyle oynuyor. Bir Bulgar temsilcisiyle oynuyor. Bir Polonya temsilcisiyle oynuyor. Onu oynadığı zaman Polonya'daki temsilci, mesela Legia Varşova, bir gol attığı zaman orada bir farklı bir coşku oluyor. Farklı bir istek oluyor.
Fenerbahçe de Türkiye için böyledir. Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile bir takım karşılaştığı zaman Fenerbahçe'yi gol atmak, Fenerbahçe'yi yenmek büyük bir olaydır. Çünkü çok nadir olur bunlar. Ama burada şunu görüyoruz. Ligin kalitesi artıyor. Anadolu takımları şu an belki de Fenerbahçe'nin kadrosunda olmayan isimleri getiriyor. Bu planlamayla alakalı, bu sabırla alakalı, bu beklentiyle alakalı. Daum çok doğru bir isim olabilir mi? Bence Erol Bulut'tan farklı bir sonuç olmayacaktır. O yüzden maddi durumlar bu kadar belliyken, sonuçlar bu kadar açıkken yeni bir deneme yerine var olanı sahiplenip daha da yükseltmek benim kendime göre bunu doğru olarak kabul ediyorum ve böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki işin profesyonelleri başında olan insanlar vardır. Ama hemen bunun üzerine farklı bir, hemen üst üste gidiyoruz, zincirleme gidiyoruz. Bunun üzerine daha farklı bir fotoğrafla ekleme yapmak isterim. Evet. Evet, bütün anlattıklarım, şu zamana kadar anlattıklarım hepsinin, gerçekten hepsinin birebir karşılığı, doyumsuz beklenti. Bu kadro eski bir kadro, eski bir Fenerbahçe kadrosu. Ama bu kadroya baktığımız zaman Fenerbahçe ile bütünleşmiş bir oyuncu topluluğu görüyorsun. İşte Lugano'sundan Edu'suna, David'inden Mehmet Oralyos'una, Rüştü'süne. Şimdi bu kadroyla bu kadro bir mi? Bence kesinlikle değil. Fenerbahçe'yi, Kadıköy'ü, oradaki Avrupa başarılarını bu tür kadrolarla geldi Fenerbahçe. Fenerbahçe bu kadrolarla Fenerbahçe oldu. Tarihi bu tür kadrolarla mücadele eden, bu kadronun içinde mücadele eden oyuncular sayesinde ismi Fenerbahçe oldu. Burada verilen emek, hırs, mücadele sayesinde Fenerbahçe ve Kadıköy bütünleşti ve bir kale haline geldi. Şimdi baktığımız zaman bunun farklı varyasyonları var. Şimdi burada şunu söylemek istiyorum. Kalite olabilir. Her zaman her futbolcuda kalite olabilir ama onu ortaya çıkartacak ismi oraya getirmeniz lazım. Onu ortaya çıkartacak vizyonu ortaya koymanız lazım. Lig şampiyonu mu olmak istiyorsunuz? Avrupa'da mücadele mi etmek istiyorsunuz? Aslında ne yapmak istediğinizi burada söylemeniz lazım. Şimdi bu kadar transfer yapıldı değil mi? Çokça transfer yapıldı ve üstüne bir daha transfer yapıldı. Finansal fair play hamleleri gelmişken, bu kadar kulüp dardayken, tekrar işte yapılandırma hamleleri gelirken, şimdi tekrar bu transferleri yapıp yeni bir mücadeleye girip ve Trabzonspor karşısında alınacak bir mağlubiyetten sonra yeni bir isim, daha doğrusu Christoph Daum'un isminin gündeme gelmesiyle ilgili söylüyorum. Tekrar bu mücadeleye girmeye değer mi? Bence değmez. Değmez. Yazık. Yazık. Şimdi biz Hedef TV olarak şunu söylemek istiyorum. Mesela diyorlar ki Hedef TV mesela yerel sporlara neden yer ayırmıyor? Çünkü yerelde şöyle bir sıkıntı var. Bir kere yerelin şöyle bir sıkıntısı var. Yayıncılık anlamında maçların özetlerini, pozisyonlarını yerel kanallarda tartışmak ulusal açısından daha zor. Ve yerellerin şöyle bir şeyi oluyor, fikri oluyor. Yani bizim imkanlarımız üst seviyedeki takımlara göre daha kısıtlı. İşte yeteri katkıları iş adamlarından, dernek başkanlarından, devlet büyüklerinden göremediklerini, amatör futbolcuların sadece futbolculuk değil başka işlerde de çalıştıklarını, hocaların göreve geldikten çok kısa bir süre sonra görevi devrettiklerini. Aslında bizim amatörü konuşmamız için, ya aslında alttan başlamak gerekiyor diye bir jargon var ya. Yani alttan başlamak gerekiyor yani. Alttan üste doğru çıkmak gerekiyor. Bu tamamen bir yanılsama olarak görüyorum. En üst noktanız düzgün olacak ki alttaki de onu örnek alsın. Alttaki de onu örnek alsın. Aslında bizim problemimiz bu. Gerçek anlamda da bu olmalı. O zaman Gebze Spor gerçek anlamda bir hamle yapabilir. Daha yükseğe oynamak için.
O zaman Darıca Gençler Birliği kupada Galatasaray'a daha farklı bir oyun tarzıyla çıkabilir. Bunların olması gerekir. Yoksa amatör her zaman konuşulur. Maçlar her zaman konuşulur, yorumlanır. Ama bunun dışında bu hamleleri yapabilmek için şu kadroyu hatırlamak ve unutmamaktan ziyade bu kadrodan daha iyi bir kadro yapmak önemli. Ve şunu da söyleyeceğim sözlerime bu konuda son vermeden. Bu Fenerbahçe'nin yapmış olduğu transferler çoğu da genellikle kısa dönemli hemen karar verilmiş ve bazısı yeni gelmiş, takıma alışamamış, ligin seviyesini bilmeyen veya kiralık olarak gelen oyuncular. Kiralık olarak geliyor mesela. Mesela geliyor oyuncu. Oynuyor 5 ay, 3 ay, 8 ay, 1 yıl, 2 yıl. O işler kötü gittiği zaman gidecek gözüyle bakıyor. Gidecek yani. O gidecek başka bir takıma gidecek. O işin profesyoneli. Ama Türkiye'de böyle olmuyor. Türkiye'de bazı ön kabuller var. İşte Galatasaray'a gol atmak gibi. İşte daha hırslı oynamak gibi. Daha mücadeleci oynamak gibi. Bunu bu anki futbol sisteminde yapmamız çok zor. Gençlere önem verelim gibi klasik şeyler söylemeyeceğim. Bunlara da gerek yok zaten ama amatörün, profesyonelin bu anlamda, genel anlamda düzelmesi için tepeden tırnağa düzelmesi lazım. Tekrar söylüyorum, tepeden tırnağa. Bu anlamda da en büyük örneğin Fenerbahçe olduğunu ve bu kadroyu unutmayıp, az önce ekrana gelen kadroyu unutmayıp onun üstüne daha ne yapabiliriz sorusunun sorulması lazım. Bunun için de odaklı gidilmesi lazım. Odaklı, bekleyerek, başarı süreçtir, sonuç. Sonuç. Sonuçta başarı gelir ama başarıyı getiren her zaman süreçtir. Bunu koymamız lazım. Bunu Fenerbahçe yapabilir mi? Tabii ki yapabilir. Neden yapmasın? Beşiktaş neden yapmasın? Feda dönemini hatırlayalım. Galatasaray'da kötü geçen Hacı dönemini hatırlayalım. Bunlar isimlerden bağımsız. Bu Türkiye'nin sorunu. Evet, bugün konumuz bunlardan ibaret. Yine bir çalkantı hikayesini sizlere anlatacağım. Ama buradan çalkantıdan istikrara derken bu tam tersi bir hikaye. Bu tam tersi bir hikaye. Şimdi Abdullah Avcı'yı nasıl bilirsiniz? Abdullah Avcı daha önce İstanbul Büyükşehir Belediye, o zamanki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediye, yani İBB olarak futbol branşında mücadele etti. Ve başarılı sonuçlar aldı. Çünkü taraftar olarak çok fazla bir desteği yoktu belki. Bu hep herkesin kabulü. Ama aynı zamanda da şirket de bir dernek değildi. Baskısı yoktu ve daha iyi oyun oynayabilmek için farklı denemeler yapmak adına özgüveni vardı. Burada hem yönetimin hem de hocanın tamamen işin teorisine güvenip bunun üzerine bir yemek çıkartmakla ilgiliydi bu. Bunu başardılar mı? Evet, başardılar. Son dönemdeki Başakşehir'in yükselişini tamamen buna doğrudan katabiliriz. Bu anlamda da Abdullah Avcı isminin Türk futbolunda önemli bir yeri olduğunu düşünüyorum. Ama bu modellerin çoğalması lazım. Bu modeller kolay çoğalmıyor. Daha önce dediğimiz gibi doyumsuz bir beklenti içindeyiz. Hepimiz. Çünkü daha iyisini söylemek, dışarıdan bir gözle değerlendirmek her zaman kolaydır. Çünkü soyunma odası, otobüsler, maç içerisi, maç sonu görüşlerinin yapıldığı yerler, özellikle profesyoneller için daha zevkli olmakla beraber aynı zamanda bir stres kaynağıdır. Onu yönetmektir önemli olan. Evet, bu başlığı ben niye attım? Yani çalkantıdan istikrara neden bir yol oldu? Evet, Abdullah Avcı Başakşehir'deki başarılı döneminden sonra yeni bir hamle yapmak istedi. Bu konuda doğru tercih miydi? Yani bu zaman mı yoksa tercih mi olayına tekrar dönersek, bence Abdullah Hoca'nın yaptığı bir tercihti. Doğru zaman mıydı tartışılır ama yapılması gereken bir şeydi. Beşiktaş'ı tercih etti.
Şimdi Beşiktaş'ta aynı Fenerbahçe'de olduğu gibi bir doyumsuz beklenti vardı. Yeni bir takım kurulması gerekiyordu. Hocaya uygun bir takım kurulması gerekiyordu. Bu vaat edildi mi veya vaat edilmesi gerekir mi? Evet, belki finansal fair play kriterlerine rağmen buna göz ardı etmek yerine daha da sahiplenmesi gerekirdi ki oldu. Yeni isimler geldi mesela. Muhammed Elneny gibi veya işte daha farklı Tyler Boyd gibi Ankara Gücü'nden yeni isimler geldi. Buna benzer isimler geldi. Kyle Larin geldi baktığınız zaman. Özellikle Abdullah Avcı döneminden bahsediyorum ama o beklenti hocayı farklı denemeler yapmak yerine geçmişteki var olan sorunları düzeltmeye itti. Var olan sorunlar zaten hocanın sorunları değildi. Var olan sorunları düzeltmek için geldi hoca. Yeni bir şey katmak için gelmedi. Yeni bir şey oluşturmak için geldi. Bakın, katmak ve oluşturmak anlamında söylüyorum. Oluşturmak, yeni bir şey oluşturmak. Katmak, var olanın üzerine eklemek. Bunun marka değeriyle alakası yok. Sahada her zaman güçlü bir takım görmek istiyorsanız ona uygun hamleler yapmanız gerekir. Bu anlamda da tabii ki camialar hiçbir zaman o sabrı göstermek zorunda değildir ki bunların hepsi şampiyonluk rüyasıyla giren kulüpler. Her sene öyle başlarlar. Her sene o sene bu sene diye söylerler ki bu da doğrudur. Abdullah Hoca'nın kendi oyun denemeleri var. İstatistik olarak farklı bölgelerde, yani futbol jargonuyla bunu söylersek birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölgede farklı oyunları var. Daha önce Avrupa'da bu oyunları oynamış takımların benzer kombinasyonlarına yönelik yeni denemeler ekleyerek üzerine yaptığı çalışmalar var. Ama söz konusu Beşiktaş ve taraftar ve beklenti işin içine girdiği zaman Abdullah Avcı için doğru bir tecrübe ama bence yine de sabredilmesi gerekirdi. Daha önce hocanın milli takımdan ayrılış süreci de böyle oldu. Ama baktığınız zaman nedense birazdan yine ona da değineceğim. Beşiktaş'tan ayrılmasının hemen üzerine kısa bir süre sonra Trabzonspor'la anlaşma imzaladı. Ve şöyle demek lazım. Trabzonspor'da şu an çok başarılı gittiğini görüyoruz. Halbuki yine kadroyu kendisi kurmadı ve takviye anlamında da Beşiktaş'taki kadar net takviyeler yaptığını da düşünmüyorum. Ki yine bu UEFA kriterlerinden dolayı. Ama şunu söyleyebiliriz. Daha rahat bir oyun oynuyor. Özellikle ileride Vakame'nin, orta sahada Flavio'nun, Afobe'nin yine ileride oyunlarıyla bugün baktığınız zaman geçen hafta Başakşehir'e karşı oynanan maçta birinci kalecisi ve ikinci kalecisinden yoksun olarak çıktı Trabzon. Ama 16 yaşındaki bir file bekçisi korudu kaleyi. İşte bu zorunluluklardan kaynaklanıyor normalde. Belki de sakatlıklar olmasaydı Abdullah Hoca belki de oynatmayacaktı. Belki de direkt sonuca hamle edecekti. Müdahale edecekti. Ama baktığınız zaman Abdullah Hoca'nın bu tarz denemeleri de oluyor. Genellikle genç isimlere, Cengiz Ünder gibi isimlere yer verdiğini de görüyoruz. Bu anlamda da Trabzon için çok umutlu bakılması gerektiğini düşünüyorum. Çok daha rahat oynuyorlar. Şampiyon olma beklentileri tabii ki var. O da dört büyüktür. Anadolu'dan çıkmış bir şampiyondur. Bu anlamda da Trabzonspor'un çok daha rahat, çok daha yenilikçi bir oyun için Abdullah Avcı'ya güveniyle beraber daha istikrarlı bir süreç için hocaya daha fazla güvenilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve ilerleyen süreçte de oyunla ilgili daha farklı denemeler adına bu programın haricinde daha farklı süreçlerde oyunla ilgili bize daha farklı tiyolar verebileceğini de düşünüyorum. Fenerbahçe karşısına tabii ki mutlak 3 puan parolasıyla çıkacaktır Abdullah Avcı ve ekibi.
Ama bunun için takımı karşı tarafın oyununa göre değil de kendi oyununun rahatlığı ve oradaki oyuncuların bireysellikten ziyade kendi potansiyellerini zorlayacak bir oyun mantalitesinde çıkması gerektiğini düşünüyorum ki hoca da bence böyle bir karar olacaktır. Trabzon Fenerbahçe maçı özelinde favori midir? Bunu söylemek güç ama derbilerin veya büyük maçların favorisi olmaz veya nasıl diyelim bir taraf önde demek diğer tarafın kötü olduğuna da işaret etmez. Bu anlamda da klasik cümlelerden nasıl diyelim uzak durmayı tercih eden bir insanım. Bu anlamda da Trabzon'un yine daha önce Galatasaray maçında söylediğim gibi bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki maç sahada oynanır ve performansı veren her zaman futbolculardır. Bu şekilde iyi bir oyunla Trabzon'un galip geleceğini düşünüyorum. Bu oyunu devam ettirmesi için sabır gösterilmesi ve sonuçlar ne kadar iyi olursa olsun Fenerbahçe'yi bu maçta yenip Fenerbahçe'yi yakalasa bile bu anlamda önümüzdeki süreç için önemli bir mihenk taşı oluşturduğuna inanıyorum. Bu sonuçların ardı arkası devam etmesi gerekir. Evet, bugün hikayelerle devam ediyoruz. Güçlü figür çıkmazı. Bir kere şöyle söyleyelim. Güçlü figür nedir? Nedir güçlü figür? Güçlü figür kulüpler içerisinde bulunan, daha önce başarı yakalamış ve herkesin güvendiği ve başarıdan şüphe etmeyeceği isimlerdir. Bu isimlere güçlü figür denir. Baktığınız zaman şunu da açıkça söylemek gerekir. Trabzonspor'un şu anda tabii ki Abdullah Avcı ile başarılı bir ivme yakaladılar ama aslında güçlü figürü Şenol Güneş'tir. Ve daha önceki Şampiyonlar Ligi'ne gittiği zaman yine Şenol Güneş yönetiminde ve Ünal Karaman yardımcının antrenörlüğünde gitmişlerdi. Ki Şenol Hoca'ya bu anlamda güveniyorlardı. Şimdi bu fotoğraf çok özel bir fotoğraf olmakla birlikte çok anlamlı da bir fotoğraf. Çünkü Fatih Terim Türk futbolunda birçok ilkleri başarmış bir insan. Ve Sergen Yalçın ise onun öğrencisiydi. Ve burada zaman içerisindeki Kayseri Spor, Yeni Malatya Spor ve Alanya Spor'da Sergen Yalçın'ı izledik. Ve onun da başarılı denemeleri oldu. Ama o başarılı denemelerden ziyade oyuncu ilişkilerinin sadece taktik ve teknik değil, oyuncu ilişkilerinin de bu anlamda önemli olduğunu gördük. Yani şundan bahsetmek istiyorum. Taktik ve teknik her maç için, her oyuncu için, her sistem ve duygu durumu için değişik olabilir. Ama burada önemli olan alacağınız bir antrenör gözüyle de bakmaya çalıştığımız zaman oyuncuyla kurduğunuz bağdır, bağ. Burada özellikle Sergen Yalçın için güçlü figür çıkmazı dediğimiz olayda Sergen Yalçın için özellikle Melih Demiral Alanya Spor'da yine Fenerbahçe'den gözden çıkartılan Ozan Tufan'ın tekrar geri dönüşü gibi daha birçok ismin Sergen Yalçın'la yeniden hayat bulduğunu Beşiktaş döneminde ise aslında 3. bitirmenin akabinde gelen PAOK elenmesinden sonra lige aslında istenildiği gibi başlamadı. Sonrasında yeni gelen takviyeler ve bence bu benim görüşüm yani taktik ve teknikten ziyade oyuncu ilişkilerinin Sergen Hoca'nın yaklaşımı noktasında oyuncuların ona bu anlamda da inanması. Gezzar, Abubakar ve Mensah'ın uyumu. Hocanın kafasındaki oyunu oynaması anlamında bir fırsat verdi. Ve bu yüzden bunun çok değerli olduğuna inanıyorum. Güçlü figürler kolay kolay değişmezler. Ki Sergen Yalçın'ın Galatasaray'da da kadro Galatasaray'da da oynadığını biliyoruz.
Ama her zaman Beşiktaş için çok önemli bir isimdir. Beşiktaş için vazgeçilmez bir isimdir. Bence burada da aynı diğer örneklerde olduğu gibi bazen olumlu, bazen olumsuz ama en önemli madde olarak baktığımız zaman yönetimin ve taraftarın güçlü figüre inanması, sabır göstermesi ve başarıdan hiçbir zaman şüphe etmemesi bu anlamda en önemlisi olacaktır. Beşiktaş çok iyi oyunlar oynuyor. Bunu da söylemek lazım. Cenk ve Yosef'in katılımlarıyla daha nasıl diyelim? Daha orta sahası daha sert, ön tarafta daha baskılı bir oyun oynuyor. Bu anlamda da kendi oyun planını yavaş yavaş oluşturacağını düşünüyorum Sergen Yalçın. Daha kafasındaki oyunu oynamadığını düşünüyorum. Hatta şöyle bir kısa bir örnek vermem gerekirse, bir gün bir programda yine Sergen Yalçın'ın kendi anlattığı bir anıda, mesela antrenmanlara çıkmadan önce veya maçlara çıkmadan önce kafasındaki kurguladığı pozisyonu kağıda çizermiş. Ve buna uygun antrenman yaparmış. Ama burada da bu bir yetenek. Yetenek her zaman Allah vergisidir ama önemli olan, futbolcular için önemli olan beceridir. Burada o beceriyi o yetenekle harmanlamasının en önemli unsuru kendisinin çalıştığı antrenörlerdir. Sergen Yalçın da bu anlamda iyi bir dönemde olduğunu söyleyebilirim. O şansı, kendisinin bulduğu, futbolcuyken bulduğu o şansı şu anda kendi antrenörlük yaptığı oyunculara veriyor. O yüzden Beşiktaş'ın önünün açık olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda da ligin favorilerinden biri olduğunu düşünüyorum. Evet. Şimdi bu kadar antrenörden konuştuk. Kulüp yönetiminden konuştuk. Olumlu ve olumsuz hikayeler üzerinden çıkarımlar yapmaya gayret gösterdim. Ve bugün yine konuşmamız gereken, benim öyle düşündüğüm, öyle hissettiğim bir takımdan ve bir kulüpten ve kulüp yapısından bahsedeceğiz. Alanyaspor. Alanyaspor bir ilçe takımı olmakla beraber uzun zamandan bugüne çok farklı hocalarla devam etti gibi duruyor. Kağıt üzerinde isim olarak. Ama tarz olarak her zaman kendi oyununu, hocanın kendi oyununu oynatmasına izin veren bir ekip. Şimdi müsaade ederseniz sadece 3 isimle devam edelim. Erol Bulut, Sergen Yalçın ve şu anda ekranda gördüğünüz Çağdaş Atan. Melih Demiral, Salih Uçan ve Ozan Tufan. Şimdi bu isimlere baktığınız zaman geçmişlerinde veya şu anında Alanyaspor'un bulunduğunu görürsünüz. Bunun isimlerle hiçbir alakası yok. Bunun kulüp ismiyle de hiçbir alakası yok. Bunun tamamen yönetimin hocaya sağlamış olduğu rahatlıkta ve güvenle alakası var. Dediğim gibi oyunlar değişir ki özellikle Trabzonspor'a satılan Bakasetas, Alanyaspor için çok ciddi bir isimdi. Oyunun yükünü çeken bir karakterdi. Takımın kaptanlık görevini üstlenebilecek sorumluluk sahibi bir oyuncuydu. Ama baktığınız zaman Bakasetas gitmiş olmasına rağmen özellikle Efecan gibi, Salih gibi, ileride Kuma Babakar gibi birçok önemli ismi var. Ve bu oyuncular özellikle Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a karşı korkusuz bir oyun ortaya koydular. Defansta baktığınız zaman Katyor ismi. Yine Alanyaspor için önemli bir isim. Bu anlamda korkusuz oyun, rahat oyun, orta saha için dinamik geçişlerin ikinci bölgeden üçüncü bölgeye dinamik geçişlerin yapılabildiği, oyundan
sistemi harekete geçirirken oyuncuların keyif aldığı, yani sadece iş olarak bakılmıyor, keyif aldığı ve aslında keyif ürettiği bir sistem izliyoruz. Bu anlamda da Çağdaş Atan'ın çok büyük emekleri olmakla birlikte Alanyaspor'un hoca ve oyuncu kültürünün çok önemli olduğunu söylemek gerekiyor. Ben de bu anlamda Alanyaspor Kulübü'nün çok ayrı bir yere konması gerektiğini ve bu emeklerin devamının gelmesi için özellikle takımı destekleyen, izleyen, takip eden, maddi manevi yanında bulunan herkesin Alanyaspor özelinde beklentilerini seviyeli bir şekilde yükseltmelerini öngörüyorum. Bu değerleri kaybetmeyelim ve bunların üzerine gidelim diyorum. Alanyaspor, şunu da söylemek lazım son olarak. Alanyaspor sezon başında geçen sene iyi bir durumda bitirdiği için bu sene Avrupa Ligi ön elemesinde Rosenborg'la karşılaştı. Ve o maçı şu an açıp izlediğiniz zaman, gerçekten şu an açıp maçın özetini izlediğiniz zaman şu an ona oynanan oyunla hiçbir farkın olmadığını göreceksiniz ki sezon başından bahsediyorum. Bu çok önemlidir. Bu dengeleri sağlamak, bu psikolojiyle devam etmek çok önemlidir. Skorlara bağlı kalınmasın. Skorlar ne zaman önemlidir biliyor musunuz? Sezon sonunda. Sezon sonunda başarılı veya başarısız olunca bir antrenörün, bir yönetimin, bir oyuncunun değerlendirilmesi gerekir. Altyapıda da böyledir. Böyle olmalıdır. Üst yapıda da böyle olmalıdır. Sonuçlar herkesin şartının aynı olması demek. Herkesin aynı imkanlara, aynı tarz oyunculara, aynı tarz yöneticilere sahip olması demek. Bu anlamda yarışı kısırlaştırır. Yarışı zevksiz kılar. Bu yüzden küçüğün büyüğe, büyüğün de küçüğe ihtiyacı var. Ekonomi anlamında söylüyorum. Camiaların isimleri, geçmişleri hakkında hiçbir yorum yapmıyorum. Yapılmasına da gerek yok. Bizim kulüplerimizin de, yerel kulüplerimizin de, ulusal, uluslararası müsabakalara katılan kulüplerimizin de asıl problemi bu. Güven, bağlılık ve sürdürülebilir başarının yakalanması için sabır gösterilmesi gerekiyor. Gençlere daha çok önem verilmesi gerekiyor. Bursaspor örneğini hatırlayalım. Ziraat Türkiye Kupası'nda çok iyi oyunlar oynadılar. Şu an mesela Darıca Gençler Birliği'nin yaş ortalaması 23. Bu oyunlara dikkat çekmek lazım. Bu tarafa kanalize olmak lazım. Beklentiyi düşürmek gerekmiyor. Adım adım gitmek lazım. Bu hikayeler hiç bitmez. Devam edecek ama sonu iyi olsun istiyoruz. O yüzden bir sonraki fotoğrafımıza geçelim. Evet, Mustafa Yılmaz Antalyaspor'da yeni bir dönem. Bir kere şöyle söylemek lazım. Antalyaspor uzun yıllardır ligimizde mücadele eden bir ekip. Ama özellikle Antalyaspor'un başkanlarında farklı bir hava var. Neden? Neden bunu söylüyorum? Şimdi bir anda birleşelim dedim. Şimdi Antalyaspor'un başkanlarında farklı bir hava var diyor. Neden böyle bir cümle koyduğumu eminim siz de çok merak ediyorsunuzdur. Sebebi şu. Özellikle Ali Şafak Öztürk, yani bir önceki başkanı hatırlarsak, çok önemli isimlerin kulübe kazanılması noktasında katkıları olduğunu söyleyebiliriz. Öncelikle Antalyaspor'un bu dönemki kadrosundan birkaç ismi sadece saymak istiyorum, yorumlamaktan ziyade. Orgil, Podolski ve Nuri Şahin. Bazı takımlarda normalde sadece birkaç marka ismin yerine sadece bir ismin etrafına dizilmiş takımlar görürüz. Bu ekonomik olarak ve takımın hoca dışında oyun içerisindeki aklını temsil eder. Antalyaspor'da Ali Şafak Öztürk ve ondan önceki Başkan Gültekin Gencer'in bu anlamda çok büyük katkıları olduğunu düşünüyorum. Neden mi? Samuel Eto'o Antalyaspor'a geldi.
Samir Nasri Antalyaspor'a geldi. Ezekiel Lavezzi Antalyaspor'a geldi. Ronaldinho Antalyaspor'la görüştü. Futbolu bırakmadan önce. İşte bu tür vizyonları sahip çıkmamız gerekir. Bunlar belki başarı gelmediği zaman elbette ki Fenerbahçe'deki Robin Van Persie veya Galatasaray'daki Falcao gibi markası, verilen para, beklenti açısından çok büyük isimlerin olmasına rağmen başarı kazanamadığını görüyoruz. Ama Antalyaspor'un her dönem başkanlık açısından bu tarz oyuncuları denediğini, farklı bir amaç güttüğünü, Antalya'nın tarihi ve turistik güzelliklerin yanında Antalyaspor'un da Antalya'nın en önemli markası olduğunu kanıtlaması açısından çok büyük öneme sahip olduğunu düşünüyorum. Mustafa Yılmaz için aslında şöyle söylemek lazım. Yeni isimler derken Süper Lig'de görev alan ister futbolcu olsun ister yönetici olsun bilinmeyen isimlerin her zaman yeni bir şey koyma anlamında her zaman bir ön yargıyla başlarlar oyunlarına. Oyun diyorum çünkü ben bunu bir oyun olarak görüyorum. Futbol bir oyundur. Sporun bir dalı olarak performans sergilenir. İyi kötü performans sergilenir. Ama bu yeni isimlere de şans verilmesi gerekir. Mustafa Yılmaz'ın nasıl yenilikçi bir kadro kuracağını, teknik heyete nasıl katkı vereceğini, geçmiş tecrübelerinin Antalyaspor'a neler kazandıracağını inanın ben de sizin kadar merak ediyorum. Peki bazen şu söylenebilir. Ya mesela bugünkü program özelinde oyun için neden bu kadar bilgi verilmedi? Veya işte Mustafa Yılmaz'la ilgili daha farklı bilgileri neden bize söylemedin derseniz bu anlamda da geçmişteki yapılanların güçle beraber güçsüzlük de getirdiğini inanırım ben. Şimdi kariyeri çok güçlüdür. Çok güçlü bir figürdür. Ama o güçlü figür geldiği zaman yani güven başarı odaklı gidildiği halde kötü sonuçlar getirdiğinde yıkıma da yol açabilir. O yüzden ne yapıldığını görmeden yeni başlangıçlar için temiz bir sayfa açmış bir takıma bu anlamda şans verilmesi gerekir. Umarım başkan Mustafa Yılmaz kendi doğrularından ziyade bütüncül bir bakış açısıyla Antalyaspor ve Antalya için en doğru seçimleri yapacaktır. Ve daha büyük başarılar Antalyaspor'u götürecektir demek istiyorum. Evet. Bugün birçok hikayeden bahsettik. Hepsini birbirine bağlayamayız belki ama hepsinin birçok ortak noktası olduğunu söyleyebiliriz. Bu fotoğrafta ne görüyorsunuz? Ben size onu sormak istiyorum. Bu fotoğrafa baktığınız zaman ne hissediyorsunuz? Ersun Yanal, Türk futbolunun en önemli isimlerinden bir tanesi. Gençler Birliği'nde ve birçok Anadolu kulübünde ama özellikle Gençler Birliği'nde yakaladığı başarı. Avrupa'da kendinden söz ettirmesi. Sonrasında devam eden süreçte farklı Trabzonspor denemeleri ki burada da yine yönetim ve transferle alakalı farklı çıkmazlar olduğunu görüyoruz. Sonrasında yine farklı denemeler ve en son Fenerbahçe defans yaptırmaz yaptırır ikinci yarının lideri Fenerbahçe olacak cümlesiyle söze başlayan ve aslında haksız da sayılmazdı kağıt üzerindeki isimlerin özellikle Valbi oynayan Slimani gibi isimlerin çok değerli ve özel olduğunu biliyoruz ki Mehmet Ekici gibi isimlerin çok önemli olduğunu biliyoruz ama hocanın geliş tarzına uygun bir zaman mıydı?
Bugün hep tercih ve zamanlardan bahsettik. Aslında bunları söylerken burada önemli olanın sabır ve beklenti olduğunu söyleyebilirim. Bunları duyarken de hep böyle iyimser tablo çizmeye de gerek yok. Zaten bunları yaşayan hep beraberiz. Sporun paydaşı her zaman baktığınız zaman taraftar, başkan, izleyen, dinleyen, hiç taraftarı olmayan insanlar da futbol takip ediyor ve bu yanlışları, doğruları hepsini görüyor. Ama yine Abdullah Avcı'da olduğu gibi bunu söylemem gerekiyor. Fenerbahçe'deki doyumsuz beklenti Ersun Yanal'ın kendi oyun tarzını yansıtmasının önüne geçti. Bu bir yanlış değildi ama bu bir sonuç olarak geçiyor. Tecrübeli umutlar diye niye bir başlık attım? Çünkü tecrübeli umutlar, tecrübe sahibi bir insan için yeni bir sayfa açmak demektir. Ersun Hoca daha önce oynattığı futbollardan farklı bir oyun oynatmıyor aslında. Ama biraz daha dengeli bir oyun sergiliyor diyebiliriz. Özellikle Antalyaspor onun için geçmişe dönmek yerine geçmişteki keyif aldığı futbolu tekrar göz önüne sermekle alakalı. Bu fotoğraf o zamanlar Diego Reyes'in, Fenerbahçe'deki defans oyuncusu Diego Reyes'in sakatlık haberinden sonra gelen maçta oradaki hocanın denemeleriyle alakalı bir şeydi ki Jailson'u bile stoper oynattı. Ki farklı bir denemedir bu. Büyük bir camia olmasına rağmen çok farklı bir denemedir ama o denemeyi yapmak için doğru bir zaman değildi. Bunu kendisi de biliyordur ama o anki coşkuyla antrenör psikolojisinde, yönetici psikolojisinde Ali Koç'un şu an söylediği gibi yani biz şampiyon olacağız. Aslında Göztepe mağlubiyeti bu şampiyonluğun habercisidir sözünden gelirsek tecrübeli umutlar daha nasıl diyelim beklentisi seviyeli ve yenilikçi hamleler yapmak isteyen bir hoca olarak bence doğru bir tercihti. Ama yine de bu zamanın verilmesi lazım. Çünkü çok hoca sirkülasyonu oluyor. Çok yönetim sirkülasyonu oluyor. Oyundan çok oyuncu konuşur hale geldik. Oyuncudan çok hakem konuşur hale geldik. VAR hakemlerini konuşur hale geldik. Soyunma odalarını konuşur hale geldik. Futboldan çok futbol dışı her şeyi konuşup futbolu konuşmaz hale geldik. O yüzden ben de buna dikkat çekmek adına bugün böyle bir program yapma gereği duydum. Çünkü futbol, skorlar, oyunlar her zaman tartışılır. Ben de burada birçok futbol terimiyle bu programı yapıp kapatabilirdim. Ama bizim ihtiyacımız bu değil. Olan değil, olması gereken konuşulması gerekiyor. Olması gereken. Ben de bugün bu yayında dilim döndüğünce bu konunun üzerinde durmaya, olan değil, olması gerekenler adına yapılmasıyla ilgili kendi görüşlerimi belirttim. Doğrular herkese göre değişir ama eminim ki bana hak verenler mutlaka olacaktır. Bunların hiçbir zaman bu yayınları yaparken sansasyon oluşturma derdinde hiçbir zaman olmadım. Hiçbir zaman da olmayacağım ama size şunu söyleyebilirim. Bir programcılıktan ziyade sözlerime son verirken aslında bir teknik adam geçmişim olduğunu daha önceki programlarda da kısa kısa belirttim. Ama şartlar ve koşullar sizi çok isteseniz de oralara getiremiyor. Bazen farklı işler yapmak zorunda kalıyorsunuz ki şu anda da benim yaptığım şey o. Ama bundan hiçbir zaman gocunmadım. Hiçbir zaman da gocunmam. Bunu da hiçbir zaman hiçbir şekilde kullanmam. Bana o fırsat verilmedi diye. Ama bu psikolojileri daha iyi anlamak için bunların konuşulması gerekir. Ve işin sonunda ister oyuncu, ister takım, ister antrenör, ister malzemeci bunların sonunda insan olduğunu, sosyal bir varlık olduğunu unutmamamız gerekir. Başarılar gelir, geçer.
yatırımlar olur veya olmaz. Yerel veya profesyonel birçok başarı elde edilir, birçok oyuncu ortaya çıkar veya kaybolur. Ki bunun da örneklerini gördük. Ama en önemlisi o umudu kaybetmemektir. Ben de kendi adıma bu umudun kaybetmediğimi, buradaki bahsettiğim tüm problemlerin ve buradaki bahsettiğim tüm profesyonellerin Türk futbolunda büyük yeri olduğuna inanıyorum ve bunun da sizin de farkında olduğunuzu biliyorum. Öyleyse bu çarkın, bu düzenin hepimiz aslında parçasıyız. Yorumlamak herkes için farklı olabilir ama inanın ki bu kadar şeyleri söylememe, bunu hissetmeme, bunu yorumlamama rağmen eğer ki ben o gün o sahada olsaydım emin olun ki ben de ikinci yarının şampiyonu Fenerbahçe olacak derdim. Bu tamamen algısal bir bütünlük. Orada camiayı bütünleştirmeye çalışıyorsunuz. Ama bunları yaparken dengeli gidelim diyorum. Son olarak sözlerime son veriyorum. Son iki cümleyle bitireceğim. Bunu dediğim gibi yerel veya ulusal bazda baktığımız zaman bu sorunların dışında oyuna odaklanmamız gerekir. Yayıncılık anlamında da oyun içinden çok oyun dışı faktörlerin konuşulduğu ülkemizde, bölgemizde biz başarının neresindeyiz acaba? Yani asıl sorulması gereken soru bu. Biz başarının neresindeyiz ve neresinde olmak istiyoruz? Önemli olan soru bu. Bunun için her paydaşın, ister siyasetçi, ister ticaretçi, ister gazeteci olsun, ister spor adamı olsun, birlikte karar verilmesi gerekir. İşi profesyonelle bırakmakla da olmuyor işin daha iyi olması için. Öyle olsaydı o zaman yatırım yapılırdı. Daha iyi kamera alınırdı. Mesela yayın için söyleyeyim. Daha iyi kamera, daha iyi ses kayıt cihazları alınırdı. Daha kolay işte şöyle bir intro girsin. Böyle bir müzik çalsın dediğiniz zaman her şey olurdu. Ama inanın böyle olmuyor. Bu yayınları hazırlarken çok zahmetli yayınlar hazırlanıyor. Bunu söylerken bundan gocunmam. Ben haftaya da buradayım. Ondan sonraki haftaya da buradayım. Ve burada olmasam bile bu kayıt her zaman sitemizde yer alacak ve bu kayıt hiçbir zaman silinmeyecek. Ama bunun hayata geçmesi önemli. İnanıyorum, güveniyorum ve bir gün şunu da söylemek istiyorum. Ben şu an bu görevi yapıyorum ama benim daha önceki programlarda da söylediğim gibi ben engelli bir bireyim. Engellerimi aşmaya çalışıyorum. Bu anlamda da gerçekten bir ameliyat sürecim oldu. Bastonları bırakmak ve tekrar yeni bir başlangıç yapmak istiyorum. Hocalık yapmak isteyen bir insanım. Antrenörlük yapmak isteyen bir insanım. Bunu da bölgemizde veya Türkiye'nin herhangi bir yerinde yapacağıma da inancım tam. Bu yüzden umutlarım öğrenciyken de böyleydi. Öğrencilikten sonra da antrenörlük yaparken de böyle olacak. O yüzden işin özünde insan olduğunu unutmayın diyorum. Ve bu anlamda da bir gün gerçekten, gerçekten ama gerçekten iyi bir göreve gelirsem o zaman bu yayının, bu konuştuğum bugünkü konuların daha net anlaşılacağına da inancım tam. Bilmiyorum kaç dakika olduğunu açıkça söylemek gerekirse ama bu anlamda da eminim ki beni anlamışsınızdır. Biraz sohbet havasında geçtiğine de inanıyorum. Daha farklı programlarım da olacaktır. Daha farklı konuklarım da gelecektir. Ama bugün samimi bir yayın olmasını istedim. Umarım keyif almışsınızdır diyorum. Burada emeği geçen rejideki arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu özel yayını benimle paylaştıkları için, emek verdikleri için. Ve Hedef TV olarak bizi takip ettiğiniz için programım 3 dakika bir yolum olarak çok teşekkür ediyorum. Haftaya yeni konuk veya konularla karşınızda olacağım. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Görüşmek üzere.